Leyla Amin ve Leyla Bedirhan kitapları söz konusu olduğunda yaşlandığımı hissediyorum. Çünkü Avesta'nın ilk yıllarına, ilk dönemlerine gidiyoruz. Daha biraz tekrar gibi olacak ama bunu söylemek zorundayım. Daha TÜYAP Kitap Fuarı bu tarla tepe başında yapıldığı dönemde orada küçücük 4-5 metrekarelik yerler vardı. Bizim de öyle bir yerimiz vardı. Bir gün arkadaşlar şey dediler, çok dikkatli bir okurumuz var. Belli ki işte üniversiteden birisi tanışmak istiyor, kitaplarla çok ilgili, her şeyle ilgili, kaynakları soruyor falan. O sırada fuarda tanıştık. O zamana kadar sanırım bir tek Malmi Sanjur'un Bedirhan Lev kitabı yayınlanmıştı ve Leyla Bedirhan'a ilişkin bilgimiz de iki sayfalık Rojname'de Kürtçe olarak yayınlanan Mahmut Levendi'nin yazısından ibaretti. Orada da tabii Kürtler her nedense bu Kürtlerin batılaşma serüveniyle ilgili balerin diye yansıtılıyordu Leyla Bedirhan. Oysa Leyla Bedirhan sonradan öğrendi ki balerin değil, balerin olması da gerekmiyor. Son derece sınırlı bir kısmı da tabii ilk bilgi olmanın, ilk olmanın verdiği dezavantajda da yanlış bilgiler. Leyla Hanım'la sohbet ettik ve bir süre sonra Leyla Bedirhan'la ilgili bir çalışmasının olacağını söyleyince ben bayağı bir heyecanlandım. Merak etmeyin dedi, zaten çalışma bitince size gelecek falan dedi. Ama her zaman gitti fizikliği, ta o zamandan da fark ettim. 7-8 yıl sonra aşağı yukarı, 2004 yılında bir gün kocaman bir iki çanta ve poşetlerle bizim o zaman Meşrutiyet Caddesi'nde bir ofisimiz vardı. Oraya geldi ve çalışma tamam dedi. Çalışma tamam dedi ama her bir fotoğraf için bile 50 defa bir yerlere yazıyordum. Şunu kullanamayız, şunu şey yapamayız. Çok 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 şey öğrendim gerçekten. Yani ben de titiz olduğumu sanıyordum ama Leyla Hanım'dan o konularda çok ciddi yararlandım. Sonunda 2004 yılında şu gördüğünüz kitap çıktı. Biz tabii haksızlık ettik aslında bu kitabı. O zaman da Leyla Hanım ısrarla Leyla Bedirhan'ın ön plana çıkması gerektiğini söylüyordu. Oysa bu kitap öncelikle bir ismin hikayesi. Yazarın, yani Leyla Safiye'nin kendi isminin peşine düşme serüveni ve üç farklı dünyadan, üç farklı ülkeden, üç farklı dinden, dilden, kültürden gelen ama isimlerinin birleştirdiği, bir araya getirdiği Leyla isimli üç kadının öyküsü. Bu tarafı okurlar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Yani güme gitmedi diğer iki Leyla'nın hikayesi. Leyla Hanım'ın kitap yayınlandıktan sonra da çalışmaları ciddi bir şekilde devam etti. Sanırım 2012'de, tabii bu kitabın İngilizce çevirisi değil, biraz daha genişletilmiş, yeniden İngilizce olarak yazıldı. Özel bir baskıyla. Hatta şu galiba kapaktaki ve şömizdeki iki fotoğrafı da Leyla Hanım'a rağmen kullandık. Tabii sosyal medya kadar rahat değiliz. Yani bütün Amerika'daki, Fransa'daki kütüphanelere tek tek yazarak ciddi meblağlarda paralar ödeyerek bu fotoğrafların copyright'ını alıyordu. Ama biz ne olursa olsun, çünkü Leyla Bedirhan copyright yok ama fotoğrafçının var. Fotoğrafçıyla da ilgili hiç kimseye ulaşamıyorsunuz. Bu Paris Camii'nde çekilen fotoğrafı özellikle burada kullandık. Bu diğeri de sonra bunlar çok yaygınlaştı. Daha büyük bir rahatlıkla tabii şeyde kullanılıyor. Kitap yayınlandı ama Leyla Hanım'ın çalışmaları gene eskisinden daha ciddi bir şekilde devam etti ve 2012, işte takriben 9-10 yıl sonra son kitap, Tam Teşekküllü Bir Leyla Bedirhan Biyografisi çıktı. Gerçekten şu ana kadar bir Kürt'e ilişkin, hele bu kadar karmaşık hayatı olan, birkaç farklı kıtayı dolaşmış, çok farklı bir serüveni olan bir insanın ilişkin okuduğum en iyi, yani biyografi olarak Kürt olmasının da ötesinde çok çok iyi bir
biyografi. Bu kitap sadece bir biyografi değil, 20. yüzyıl ki Kürtler için son derece önemli bir yüzyıl. Yani arka planında o trajik Kürt tarihini de seziyorsunuz satır aralarından. Çok ciddi şekilde karşınıza çıkıyor. Onun dışında aslında bir nevi 20. yüzyılın, yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı, işte Naziler, antisemitizm ve benzeri şeylerde ayrıca sanatın, özellikle dansın kısa bir tarihçesi gibi okudum ben şahsen. Çok çok şeyler öğrendim. Ben lafı çok uzatmadan sözü Leyla Hanım'a vermek istiyorum. Bence öncelikle bize ilk kitabın serüveninden başlayın derim. Bu isim hikayesi nasıl oldu? Siz isminizin yani ne zaman, nasıl merak ettiniz? Bu ismin peşine nasıl düştünüz ve ilk öğrendiğiniz bilgiler neydi? Nasıl oldu? Kitaba nasıl dönüştü? Evet, şimdi ilginç. Yani Türkiye'de yaşayan birinin isminin Leyla olması ilginç değil aslında. Fakat dayım, annemin küçük erkek kardeşi, Galatasaray'da okudu. Ondan sonra Lozan Üniversitesi'nde orada tanıştığı bir İsviçreli kızı beğenmiş. Ve o sırada annem de bebek bekliyor. Kız olursa Leyla koy. Ben burada Leyla adlı bir kızla tanıştım demiş. İsviçreli bir kızın nasıl adı Leyla? Yani dedim şimdi var ama eskiden pek yoktu. Sonra aradan zaman geçti. Yengem geldi. Dayımla evlendiler yani. Ve o zaman çok hatırlıyorum, bize gelmişti, Samsun'da oturuyorduk babamın işi dolayısıyla. Bir şekilde ona ben Türkçe öğretiyorum. Bir objeyi gösteriyorum, Türkçesini söylüyorum, o da bana Fransızcasını söylüyor. Böyle birkaç kelimesi olmuş gittiğimde. Sonra dedi ki, biliyor musun bizim adımız bir prensesten geliyor. Yani 6-7 yaşlarındayken söyledi. Ha, ben de tamam dedim, herhalde bir Arap prenses olsa bu. Sonra yıllar sonra, ben evlenmişim, çoluk çocuk sahibi olmuşum. Biliyorsun değil mi dedi, Leyla Bedirhan'dan geliyor bizim adımız. Ha. Hiç bilmiyorum dedim. Bedirhan'la ilişkin bir şeyiniz var mıydı o zaman, bir bilginiz? Hayır. Kürtlere ilişkin. Kürtlere ilişkin şöyle vardı. Yani bizim ailede annesi Kürt olan kuzenlerim var. Onun için hani bir iki kelime şey biliyordum yani Kürtçe. Bir iki kelime yalnız. Özgaşım merhaba abi. Özgaşım merhaba. Özgaşım merhaba. Evet, annesi Kars Kürdü olan kuzenlerim var. Onlar bana birkaç şey öğretmişti ve onlarla da ilgili tatlı bir şey var. Bu Deniz Gezmişler, Amerikan filosofu, şimdi yaşım ortaya iyice çıkacak. Onlar tam kovacak yani şeyleri, Amerikan filosofunu. Ben de o sırada Türk Milli Talebe Federasyonu'nda rehber, gönüllü rehber, 15 yaşındayım. Ondan sonra babam da yasak etti. Ne de olsa şey, eski insan, sakın gitme Türk Milli Talebe Federasyonu'na, şöyle böyle. Karşıda da MTTB var, yani daha sağcı olan gruplar. Ben tabii babam çıkar çıkmaz evden hemen gittim dinlemeyerek ve bu arada kız kardeşimin de katkılarını unutamam her zaman. Babama karşı beni toparlar annemle beraber. Neyse, sonra Furukolan bastı. O zaman toplum polisine Furuko diyorduk. Bir arkadaş dedi ki Furukolar geliyor, hemen kaçalım. Hemen koştuk. Kapalı çarşıya gir dedi ama insan kalabalığı var ve hiç yani göz gözü görmüyor. Şimdi ben nasıl gideceğim eve? Ve Nişantaşı'nda oturuyoruz. Neyse o sırada bir dolmuş bulduk. İçinde bir kişilik yer var. Atladım oraya. Ama dolmuş hareket edemiyor. Ondan sonra nereye gidiyorsunuz dedi. Pardon, ondan önce tabii oturduğumuz yerde ahbaplık başladı. Şoför dedi ki ben Karslıyım dedi. Ondan sonra şöyle böyle bakın dedi, işte eşim Almandır, şöyle konuşuyoruz. Sonra dedi ki biz de her yerde nereye gidiyorsunuz? Ben de o sırada bu annesi Kars Kürdü olan kuzenimin dediğini hatırladım. Esteri Mala Babi'nin dedim. Yani babamın evine gidiyorum ama şimdi bilmiyorum ki doğru söyledim mi ve anladım şu. Ha
sonra döndü bana, küçük abla ben seni evine kadar götüreceğim dedi ve beni para almadan babamdan 5 dakika önce eve götürdü. Böyle bir anekdot var. Şimdi Leyla Bedirhan deyince yenge, tamam dedi, ben şimdi bir araştırayım, bu ismin adını yazayım çünkü ilginç. Ama o zaman yengem, tabii Leyla Bedirhan'ın annesini de tanıyor. Onun annesi, yani anneler arkadaş aslında. Leyla Bedirhan'ı da tanıyor. Leyla Bedirhan'ın son senelerinde değilse bile ondan önce 2 sene her gün neredeyse görüşmüşler. Bana anlattı epey. Fakat annesinin soyadını bilmiyordu. Sırf ilk ismini söyledi bana. Tabii bunu araştırmak çok uzun zaman aldı. Google'da o zaman yok. Sonra Google'a yazıyorum mesela Leyla Bedirhan diye. Milyonlarca Leyla, binlerce Bedirhan çıkıyor. İkisini birleştirmeyi o Google'ın dendenleriyle öğrendim. Onu da yeğenim bana öğretti. Neyse böyle derken bu kitabı yazmaya başladım. Burada gerçekten ismin öyküsü var. Yani biri babası Kürt, annesi Romen Yahudisi olan bir kadın. Sonra bir Protestan, İsviçreli bir Leyla. En sonunda isim tekrar kaynağına döndü diyelim. Türkiye'ye en azından ana dili Türkçe olan birisi bu kitabı yazmış oldu. Şöyle biraz daha yengenizden bahsederseniz, çünkü asıl bağlantı noktası orası. Onu biraz, çünkü 60'larda falan Türkiye'deki toplum hayatında çok yayınızın da bunun çok yani ciddi bir şeyleri de var. Şimdi yengemle ilgili şöyle ilginç bir anekdot var. 1955 yılında evlendiler ve ayakkabı, şimdi yengem 1.70 boyunda, ince uzun, çok hoş bir hanımdı. Yani böyle görünüşü bir sinema artisti gibi diyeyim. Mavi gözlü, işte kumral saçlı. Ayakkabıları 40 numara. O zaman Türkiye'de 40 numara ayakkabı bulunmuyor. Neyse, düğün şeylerini sipariş etmiş bir Ermeni ustaya. Fakat 7 Eylül'de almaya gidiyor. Şimdi düşünün, 7 Eylül 1955'ten bahsediyoruz. Yani Beyoğlu'na geliyorlar fakat Beyoğlu diye bir şey yok. Her taraf karman çorman, mallar yerlerde. İlk Türkiye ile önemli anısı 6-7 Eylül hadiseleri. Ve onu anlatmıştı. Ne kadar korkunç ve yani evlenmekten vazgeçebilirdi aslında. Yengem sanatkar ruhlu bir kadındı. Seramik yapar, resim yapar. Hatta Bedir Rahmi Eyüboğlu'ndan resim dersi almış. Ve iki çocuğu oldu. İki erkek çocuğu. Birini çok genç yaşta, 35 yaşında kaybettik. Daha hangi detayları anlatayım? Tamam. Yani şimdi biraz da şey, asıl son kitaba gelelim. Bize buradaki çok kişi haberdardır Leyla Bedirhan'dan, en azından hayatına ilişkin birçok şey biliyordur, ama siz gene de genel hatlarıyla Leyla Bedirhan'ın işte İstanbul'da 1903'te, aslında ondan önce Abdurrezzak Bey'den belki bahsetmek biraz lazım. Osmanlı Sarayı'nda Sultan Abdülhamid'in valisi miydi? Annesi ilk dişçi olarak Türkiye'de herhalde ilk, Osmanlı'da ilk kadın dişçi ve Abdurrezzak Bey sarayda çok etkin bir konumda. Diğer taraftan İstanbul sosyal hayatında, gece hayatında çok aktif, bir sürü diplomatik şeyleri var. Önce hasta olarak gidiyor, bir şekilde tanışıyorlar. Daha sonra da evleniyorlar. O zaman herhalde bir Müslümanın, Müslüman olmayan bir kadınla evlenmesi yasak olmasa bile yadırganan bir şey olduğundan, bunlar evleniyorlar. Ona ilişkin de bu kitapta çok ilginç anekdotlar ve veriler var. Önce evleniyorlar, evlendiklerinde saklıyorlar. Evet, Abdülhamit'ten kadarıyla. Şimdi siz
Şimdi şöyle bir şey. İlk Leyla Bedirhan'la araştırmaya başladığımda 1908 doğumlu olduğu söyleniyordu. Fakat Abdülrezzak Bedirhan'ın hayatını araştırmaya başlayınca bunun bir kere mümkün olmadığını gördüm. Onun nedenlerini anlatacağım. Sonra gazeteleri aramaya başladığımda kesinlikle öyle olmadığı anlaşıldı. Abdülrezzak Bedirhan çok ilginç bir Bedirhan. Çünkü hem yani gerçek bir Osmanlı seçkin sınıf üyesi diyelim. Birçok dil biliyor. Fakat sadece konuşma değil, yazma, okuma şeklinde de. Farsça biliyor, Arapça biliyor, tabii Osmanlıca, Kürtçe biliyor. Fransızca biliyor, Rusça biliyor. Yani Rusça yazıp yazmadığına çok emin değilim. Çünkü Celil'in kitabında bir Rusça şey var. Fakat o galiba çevrilmiş. Yani Fransızca yazmış. İngilizce de sanıyorum biliyor. Almanca o bilip bilmediğine emin değilim. Hatta Abdülhamit zamanında tabii çok hafiyeler, muazzam bir casus ağı var. Herkesi çok kontrol eden. Yabancılarla görüşmek hiç Abdülhamit'in hoşuna giden bir şey değil. Hem gazeteleri, gazetecileri jurnallıyorlar, hem de sarayda herkes birbirini jurnallıyor. Bütün paşalar. Bu da ilginç. Sarayda baş mabeyinci ve teşrifat yardımcısı, büyükelçilerle görüşüyor. Fakat saray hayatının dışında da kendisi büyükelçilerle görüşüyor ve hatta onlara Kürdistan hakkında çok ilginç öyküler anlatıyor diyor. Yani İngiliz ve Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman diplomatlar. Gelen Amerikalılarla da o görüşüyor. Fakat bu da çok ilginç çünkü Abdülrezzak Bedirhan aslında Kürdistan'ı tanımıyor önce. Çünkü Kürdistan'da değil, İstanbul'da doğmuş. Nedeni de 1847'de Bedirhan ayaklanmasından sonra Kürdistan Bedirhanlara yasak. Hiçbiri, çocukları da gidemeyecek baba toprağına. Bu şekilde bir yasak var. Onun için, ama tabii Abdülrezzak Bedirhan gidiyor. Ama Abdülrezzak Bedirhan ilginç. Arnavutluk'ta büyümüş. Arnavutlar da Kürtler gibi hem çok dip başlı, hem gururlu diyelim, hem de çok silah düşkün. Ve Arnavutluğun topografyası da yani coğrafi bakımdan da oldukça dağlık. Hani Kürdistan'ı ona anımsatıyor olabilir. Fakat şöyle ilginç bir durum var. Kaderi Koyi onların öğretmeni Bedirhan ailesinde. Tabii Dengbejler var. Onlar eğitmiş. Abdülrezzak Bey'e müthiş bir Kürdistan bağımsızlık ve Kürtçe sevgisini aşılamış Hacı Kaderi Koyi. Ve hatta şiirlerini ona vermiş basılsın diye ama Osmanlı yakalayınca bütün şiirleri yakmışlar, yok etmişler. O şiirler kayıp. Şimdi Abdülrezzak Bey hem kendi hem öteki diyebiliriz. Çünkü hem bir Osmanlı, seçkin Osmanlı ve Osmanlı Sarayı'nda Abdülhamit'le görüşen birisi. Ama bir yandan da Kürdistan'ı ve bağımsızlığı düşünüyor. Yani tabii burada çok ulusalcı bir söylem yapmak istemiyorum. Çünkü aynı zamanda baba toprağı, ata toprağı olarak, kendi toprağı olarak da kaybetmek istemiyor. Yani öyle bir yitirilmiş bir miras duygusu var. Onun için de çok öfkeli. Böyle bir öfkeli durum olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi yabancılarla görüşürken bir Alman doktor onu çok genç, çok hoş bir kadınla tanıştırıyor, bir dişçi. Hasta olarak mı gidiyor yoksa? Şimdi onu o kadarını bilmiyorum yani hasta. Sanki önce hastası. Hastası diye. Ama nasıl tanıyor yani buna yani bu diş tabibine git mi diyor yoksa tanıştıktan sonra ben hani sizi tedavi ederim mi diyor artık bilmiyorum. Fakat 1900 yılında evleniyorlar. Şimdi düğün şeysi bunu bir Amerikan gazetesinde okudum. Sonra da Alman gazetelerinde de buldum. Hamile. Evet. Kürt elbiseleriyle. Evet. Annesi Kürt kıyafetinde. O benim için çok kıymetli. Bir Alman kütüphanesinde bulduk o
fotoğrafı ve eksik olmasınlar izin verdiler basmamıza. Şimdi düğünde böyle bir çember halinde oturuyorlar. Kadınlar erkekler ayrı. Nikah şeysi de var. Şunu bulursam göstereyim. Bu. Ha yok, o şeyin Abdurrahman Deli. Ondan önce olması lazım. Neyse. Zaten uzaktan belki çok göremeyebilirim. Daha küçük olmuşuz ona. Neyse, nikah kıyılıyor tabii yani İslami adetlere göre. Evet, burada. Harriet Hornik. Tabii öbürleri Osmanlıca. Şimdi dikkat ederseniz hiçbir Bedirhan'ın imzası yok nikah akdinde. Hep yabancılar ve bir, iki üç tane arkadaşı var Abdülrezzak Bey'in Osmanlıca. Onlar da öyle yazmışlar. Şimdi tabii şey bilmiyorum neden yoklar. Benim düşüncem şöyle. Hem yani Abdülhamit hiç istemiyor böyle yabancı karışık evlilikler. Hem de yani seçkin bir Kürt ailesi, evet Çerkez eşleri olmuş o dönem Kürtlerin. Hatta Celadet Bedirhan annesi bile Çerkez. Bu arada bizim de nenemiz Çerkez orada. Ama belki bir yabancı kadınla evlenmesini istememiş olabilirler. Çünkü o dönemde yabancı kadınlar daha çok Alman, Avusturyalı, Fransız kadınlar. İşte orkestralarda çalıyorlar, dadı mürebbiye olarak geliyorlar. Hani Türk kızlarının ahlakını bozuyorlar. Onlarla Pierre Loti kitapları okuyup işte haremden kızları kaçırmaya çalışıyorlar falan. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir ilginçlik. Ondan sonra Abdülrezzak Bedirhan ayağa kalkıyor ve Tanrı önünde yemin ederim ki Henriette'den başka hiç kimseyle evlenmeyeceğim diyor. Yani onu garanti ediyorlar. Fakat çok ilginç bir şey yapıyor. O da hoş. Evlendikten sonra çalışmasını izin veriyor eşinin. Ki o dönem için oldukça zor. Ama sadece çocuklara ve hanımlara bakacak. Ama o da iyi. Fakat ilginç olan başka bir şey. Yengem anlatırken bana gerçekten evliler mi bilmiyorum demişti. Yani Henriette Bedirhan soyadını kullanıyor ama evliler mi bilmiyorum. Resmen. Resmen evet. Fakat tabii o zaman şu aklıma geldi. Tabii bir Hristiyan bir kadın için İslami evlilik çok geçerli bir evlilik olmayabilir ama tabii o zaman o İslami evlilik zaten esas geçerli olan evlilik. Ayrıca da ona Abdülhamit ve hafiyelerine çok şey borçluyuz. Çünkü Osmanlı arşivlerine girince, Başbakanlık Osmanlı arşivlerine bir ilginç bir şeyle karşılaştım. 1904'te, şimdi evlenirken biliyorsunuz İslami şeylerde bir mehir olayı var. Hani belli bir altın veya para veriliyor. Erkek tarafı kadına veriyor. Henriette Bedirhan bu parayı istiyor Abdülrezzak Bedirhan'dan. O zaman anlıyorsunuz ki boşanmışlar. 4 sene evli kalmışlar sadece. Yani 1900-1904. Daha doğrusu 1904'de nafaka davası olduğuna göre, çünkü Abdülrezzak Bey ödemek istemiyor bu parayı. Oradan bir dava açılmış. Bunu bulunca tabii yerine oturdu her şey. O zaman tabii kesin anlaşılıyor ki Leyla Bedirhan'ın doğum tarihi 1908 değil, 1903. Babasını gördü mü? Önce gördüğünü düşünmüştüm. İlk kitapta öyle hatta görmüş olabilir. Hiç görmemiş olabilir. Anne karnındayken çok, ayrılmış çok olabilir. Yani. Veya 1906'da sonuçta sürgün zaten başlıyor. Evet, başlıyor zaten. Tabii, tabii. Bir de çok ilginç, şimdi birçok kişi Musa Anter de mesela Avusturyalı diyor. Avusturyalı, yani Avusturya tabiyetinde ama esas Romen Yahudisi Henriette Hornik. Ve bugün çok gündemde olan Lviv kentinden, yani Ukrayna'nın çok önemli kenti olan Lviv'den göç etmişler Romanya'ya. Ve Karadeniz'e çok yakın olan Galat şehrinde doğmuş Henriette Hornik. Babası bir ihtimal doktor,
annesinin kim, yani adını biliyoruz Nina Hornick ama mesleğini bilmiyoruz. İki kardeşi var, hepsi diş tabibi olmuşlar, dişçilik okumuşlar. Ve hepsi de İstanbul'a gelip İstanbul'da dişçilik yapmışlar uzun seneler. Ne burada başka ne? Şimdi aynı bu döneme ilişkin bir anekdot var. Onu aktarayım. Sonra siz belki Sırbim'den, yani Konpaşa meselesinden bahsedeceğim. Osmanlı Sırp günleri başlıyor. Şimdi o İstanbul'un aktif gece hayatında bir gün Abdurrezzak Bey batılı bir, bunu tabii biz kültür diplomatlarının hatıralarında ve gazetelerden okuyoruz ve bu hususlara pek girmezler. Yani ya hatıra yazmazlar, yazanlar da genelde bu şeyleri es geçerler. Orada bir gecede bir hanımla işte Kürt Prens diye tanıştırılınca kadın dayanamayıp "Aa, o hırsız diye bildiğimiz Kürtlerden misiniz?" diye hayretler içinde kaldı. Abdurrezzak Bey de eğilerek, çok saygılı bir şekilde eğilerek "Bize haydut diyebilirsiniz ama hırsız asla." Der. Şimdi 1906'da tabii çok ciddi bir olay oldu. İstanbul Şehremini Belediye Başkanı Rıdvan Paşa, Bedir Han Nermin, özellikle Abdurrezzak Bey ve Ali Şamil Paşa'nın direktifiyle Göztepe'de bir istasyonda öldürülüyor. Ondan sonra buna ilişkin tabii Kandan Bey'in Galatasaray'da nasıl alındıklarına ilişkin çok detaylı, 20 sayfalık 1953'te Thomas Guay'a anlattığı bir şey var. Hatıralarını maalesef tamamlamamış ama o dönemi çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bunların hepsi sürgün ediliyor. Çok zorlu bir yolculuk başlıyor. Dolayısıyla yani sonuçta babasını görmüş de olsa 3 yaşına kadar, evet. 1903'te, 1906'da evet. Onlar da bir süre sonra Mısır Hedivi'nin kasrına, sarayına yerleşiyorlar ve Andiyat Hanım çocukları da yanına alıp oraya gidiyor. Biraz Mısır'daki günlerinden, dansla ilk tanışmasından bahsedebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. 1904'te boşanıyorlar ve Henriet Leyla'yı alıp evden gidiyor. Çünkü dedesinin adını taşıyan Necip geleneklere uygun bir şekilde babasıyla kalıyor. Onu anneye vermiyorlar. Necip daha büyüktü. Necip evet, 1901 doğumlu. Necip 1903 Leyla doğumlu. Şimdi ve hatta tabii babasıyla kalıyor ama esas halası bakıyor. Henri'ye çok uğraşıyor oğlunu alabilmek için. Ama normalde Hristiyan bir kadın Müslüman bir erkekle evlenirse hiçbir zaman anneye verilmiyor. Yani ancak emzirme döneminde, çok küçük. Leyla'yı nasıl verdiler onu bile hala ben anlamıyorum ama sonra başka bir şey buldum, o da ilginç. Onu da anlatacağım şimdi. Sonra Mısır Hidivi'nin eşi, o da bir Avusturyalı, Macar kökenli. Onun arkadaşı ve bu şekilde Mısır'a gidiyor. Kız kardeşi de o sırada Mısır'a gidiyor. O da çok ünlü bir diş tabibiyle evleniyor. Leyla orada büyüyecek. Fakat annesi gelip oğlunu almak için kız kardeşiyle beraber Mısır'dan geliyor. Hatta tehdit ediyor Bedirhan ailesini. Eğer diyor vermezseniz oğlumu bana, sizin hakkınızda bir sürü şey biliyorum. Onu işte söyleyeceğim şöyle böyle ama hiçbir şey çıkmıyor. Herhalde bir yabancı kadın ve çok ilginç. Tabii yani evlilik bittiği için eski eşi de demiyor Osmanlı şeyleri. Metres diye yazmışlar. O da ilginç. Alamıyor oğlunu ve maalesef oğlu bir kazada ölüyor. Ama Leyla Bedirhan daha sonraki bir dergide abisinin düşmanlarımız tarafından işte genç yaşta öldürüldüğünü yazacak. Anne de, o da çok ilginç, onu da çok sonra buldum, bir Alman gazetesinde 9 yaşında düşmanlar öldürdü oğlumu diyor. Halbuki bir kazada öldü düşünüyor. Fakat bu arada gene çok sonra başka bir gazetede
Leyla'nın annesi yani Henriette ve teyzesi bir Avusturya'da bir kasabaya gidiyorlar. Atatürk de severmiş orayı, Karlsbad. Orada Leyla'nın adı Lotte diye geçiyor. Şimdi ya takma ad böyle sevdiği birisin hani küçük şekercik falan gibi anlamında bir şey. Yahut da Leyla'yı yurt dışına kaçırdı annesi. Onu da tam bilemiyoruz yani. Bu şekilde. Ama tabii bütün bunların nedeni 1906 yılında Şehremini ya da Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim şimdiki adıyla Rıdvan Paşa öldürülüyor ve suikastı da Abdülrezzak Bedirhan'ın ve onun yardımcısı olarak Ali Şami Paşa'nın istediği anlaşılıyor. Nedeni de çok basit görünüyor. Abdülrezzak Bedirhan bir köşk yaptırıyor Şişli'de ve onun yolunun yapılmasını istiyor. Rıdvan Paşa da hayır diyor. Daha doğrusu Rıdvan Paşa'nın adamı. Şimdi görünüşte bu böyle basit bir şey. Fakat aslında belki o kadar basit değil. Aralarında bir husumet var ve sarayda birçok kişi, şimdi çok ilginç, bugün ne de düşünebilir, uygulayabilirsiniz bunu. Camarilla denilen bir grup var. Yani Babali Sadrazam ve vekiller pek yönetmiyor, saray yönetiyor, Yıldız Sarayı. Orada Camarilla ve klikler var, Kürtler var, Arnavutlar var. Mesela Tüfengcibaşı Abdülhamid'in Arnavut. İşte Üsküdar komutanı Ali Şamil Paşa, Ali Şamil Bedirhan, kestiği kestik bir kişi. Bunların arasında bir sürtüşme var. Hatta şöyle deniyor, yani Arnavutları yatıştırmak için Kürtler savaşmaya gidecek Arnavut'la. Tabii Arnavutlarla Kürtler bu konuda pek memnun kalmıyorlar. Bir sürtüşme de buradan çıkıyor. Neyse, uzun lafın kısası, aralarında bir husumet var ve Abdülrezzak Bedirhan çok kızıyor. Ama arada şöyle de bir şey oluyor, onu da anlatayım, o da önemli bence. Bugüne de uygulanabilir. Bu münakaşa edildiğinde Rıdvan Paşa çöpçüleri yolluyor, temizlikçileri, yani belediye işçilerini. Ve şöyle deniyor onlara, hain bir Ermeni'yi yakalayacaksınız ona göre. Fakat o sırada Abdülrezzak Bey'in kendi yandaşlarına Kürtçe komut verdiğini duyunca ha diyorlar ve kavgayı bırakıyorlar. Ama bu sırada Abdülrezzak Bey'in erkek kardeşi küçük ve orduda subay Bedirhan, yani Bedirhan o yaralanıyor. Abdülrezzak Bey çok kızıyor. Bu Ahmet Ağa'yı hapsediyor. İşte hapisten onu almaya geliyorlar falan, böyle bir şey. Tüfek sesleri, kavga sesleri şeyden duyuluyor, Yıldız Köşkü'nden. Abdülhamid çok kızıyor ve herkes diyor ki işte bu Kürtler çok şey oldular. Bunları bir halletmek lazım. İyice şımardılar. Çok şöyleler, böyleler. Abdülhamid hep şey, tazıya kaç, tavşana tut politikası olan bir padişah diyelim. Hem Kürtlere şöyle böyle mavi boncuk dağıtıyor, hem Arnavutları hem diğerlerini. Onun için katiyen şey yapmam diyor. Önce yani Abdülrezzak Bedirhan'ı tutuklamak istemiyor. Fakat sonunda bastırınca sadrazam, bütün bu sefer Bedirhanlar yakalanıyor. Erkek Bedirhanlar hepsi sürgüne yollanıyor. Çocuklar da dahil. Ve işin ilginç tarafı, güzel okullarda okuyorlar. Mesela Robert Kolej'de okuyanlar var, Galatasaray'da okuyanlar. Hepsi okullardan çıkarılıyor. 11 kişi. 11, evet. Ve Kamuran Bey hatta en küçükleri, evet, en sona kalıyor. Hepsini teker teker sorguya alıyorlar çocukların yaş sırasına göre. Ve en küçük Kamuran Bey korkuyor, eve gittiklerinde annem ve işte dadım böyle gözleri kırmızıydı diyor. Ve sürgüne gidiyorlar. Sürgüne işte 1906'da sürgüne gidiyor hepsi. Ama 1908'de meşrutiyet ilan edilince sürgünden dönebiliyorlar. İki kişi dönemiyor. Ali Şamil Paşa çünkü vefat etmiş. Bir de Abdülrezzak Bedirhan çünkü esas hain o.
Ve bu arada Avrupa gazeteleri inanılmaz şeyler yazıyorlar. Mesela işte savcıya saldırmış Ali Şamil Paşa ve bu şah damarından ısırıp öldürmüş, yani vampir gibi. Halbuki o savcı 1960'larda ölmüş neredeyse, yani hiç alakası yok ama böyle sansasyonel haberler yazılıyor. Ve böylelikle 1910'a kadar Libya'da, Tripoli'de Abdülrezzak Bedirhan kimi zaman tek başına bir yerde, hatta farelere yemek dağıtıyormuş yani onun. Şimdi Osman Kavala'yı düşün, o da galiba bir tırtıl besliyor değil mi? Yani çok bir şey değişmemiş galiba o zamandan bu zamana anlaşılan. 1910'da dönüyor. Fakat o zaman, yani 1907'den itibaren eşi ve kızı Mısır'dalar ve bir daha hiç bahis yok. Mısır'da işte annesi diş tabibi, hem Hidiv'in özel, yani Mısır yöneten kişi, hem onun özel Hidiv'i, hem de hastanenin diş bölümünün baş tabibesi diyelim. Ve bu şekilde Leyla orada işte seçkin bir kız nasıl yetişirse öyle yetişiyor. Bir Fransız. Leyla'nın İstanbul hayatına ilişkin, yani 3-4 yaşında ona ilişkin herhangi bir bilgi yok. Yani. Yok. O gidene kadar pek bilgi yok ama bir kere Hidiv'le beraber, annesi ve Hidiv'in şeysiyle, mahiyetiyle beraber İstanbul'a geliyorlar ve Hidiv'in önünde dans ediyor daha çok küçükken. Yani o zamandan aklına koymuş dans etmeyi. Sonra tabii orada Mısır'da iki tür dans var. Bir avalim dedikleri ya da alime de diyorlar. Yani bilgili dansçılar, şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Bunlar daha çok haremde. Bir de gavazi dedikleri sokakta, yani belli aşiretlerin kadın dansçıları sokakta dans eden, daha farklı, yani bizim daha göbek dansı diyebileceğimiz dansçıları seyrediyor. Bu ikisinden çok etkileniyor. Fakat aslında balerin olmak istiyor ve o sırada Mısır'da tiyatro var, opera geliyor. Hem Abdülhamit izliyor İstanbul'da, hem de Mısır'a gidiyor. Ünlü mesela Sarah Bernhardt, ünlü tiyatrocu. O da piyes temsiller veriliyor. Leyla da bunları izleyebiliyor. Hatta ilk bale izlediğinde kendisi şöyle anlatıyor. Balerinlerin özel bale pabucu giydiğini fark etmiyor ve parmak uçlarına kalkmak istiyor ve parmaklarını çok acıtıyor tabii, çünkü sert şey yok bale pabucunda. Sonra neyse, burada dans için biraz kısa keserek Mısır 1917'de, ama Osmanlı vatandaşı oldukları için İngilizler Mısır'ı ele geçirdiklerinde istenmeyen kişi ilan edilip yeniden sürgüne yollanıyorlar. Ve o zaman İsviçre'ye geliyorlar. Benim yengemin annesiyle de işte İsviçre'de tanışıyor. Yengemin babası gazeteci, o yardım ediyor onlara. Ve ilk defa yengemin annesi Leyla Bedirhan'ı görüyor. Belinde bir sorun var doğuştan. Aslında dans etmesi de bir mucize. Yatakta yatıyordu diyor, sert tahta bir yatakta. Simsiyah saçları böyle yatağa. Ve çok güzel elleri var. Leyla Bedirhan'ın özelliği o. Çok ince, uzun, bir 71 boyunda. Yani o dönemi düşünürseniz bir kadın olarak bir 71 boyunda. Çok çok ince, fakat özelliği ellerinin ve kollarının uzun olması. İsviçre'de bale yapmak istiyor, bale okuluna yazılmak istiyor. Fakat diyorlar ki balerin olmana imkan yok. Hem çok uzun boyun var, hem çok uzun ellerin ve kolların. Yani eli uzun derken gerçekten eli uzun, başka anlamda değil. Ondan sonra da bir de artık yaşın geçmiş. 1903 doğumlu, 1917'de artık 14 yaşında. Yani bale için çok geç. Evet. O zaman da herhalde herkesin dikkatini çekmiş, evet, olacak ki afişlerde falan. Evet, gene evet. De eller inanılmaz. Yani. Evet, eller çok çok güzel. Afişin ötesinde Fransa'da elleri mermere
dökümü var yani ama o resimleri yayınlayamıyoruz fotokopiden dolayı. Ve daha ileride dans ettiği zaman bilmem kaç bin pound'a sterline elleri sigorta edilmiş. Bu da da çok. Evet. Aslında resimler tabii daha canlıydı ama biraz şey çıktı. Neyse bütün bunlardan sonra Leyla yani bir hayal kırıklığına uğruyor. Bir yandan da annesi dans etmesini istemiyor. Ondan sonra Bedirhanilerden ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Galiba Süreyya Bey diyor ki yani dans ederseniz ailenizin şefkatinden uzakta dans edersiniz. Yani istemiyorlar. Bu kesin bir bilgi mi? Bu kesin. Çünkü sonuçta biraz daha sonra herhalde değineceksiniz buna. Değineceğim. Biraz kalada ziyaret ediyor, çiçek alıyor, gidip kucaklıyor. Sonra. Belli olduktan sonra. Yani. Şimdi nerede kalmıştık unuttum. Annesi önce istemiyor fakat bizim ailede herkes dişçi, doktor böyle yani olmaz. Bedirhanilerde tabii bir Bedirhan kızı nasıl olur bir prenses. Tabii önce ben şöyle düşünmüştüm yani Kürt ve prenses bana çok şey gelmedi ama sonra düşününce dedesi Mir. Mir İngilizceye prince olarak tercüme. Şimdi United Arab Emirates diyoruz mesela. Prenslik tabii onun için evet Osmanlı prensesi varsa Kürt prensesi de oluyor diye. ondan sonra ve herkes öyle tanıyor Leyla'yı. Tabii prensesliği de önemli. Ve Leyla İsviçre'den sonra Avusturya'ya geçiyor. Orada modern dans diyebileceğimiz bir tür dans ama belli bir dans grubuyla tanınmak istemiyor ve kendi solo danslarını yapıyor. Ve yabancılar için bu çok önemli. Biraz da oryantalizme giriyor bu tabii. Bir kere çıplak ayakla dans ediyor. O zaman çıplak ayakla dans etmek pek olan bir şey değil. Gerçi ondan önce tabii Isadora Duncan var. Ünlü Amerikalı dansçı ama en çok Paris'te dans ediyor. Ondan sonra Rusen Deni var. Orada daha çok Mısır. Ama Mısır derken yani göbek dansı gelmesin aklınıza. Mısır'daki tanrıçaların pozları. Hani şimdi belki yoga bildiğimiz yoga duruşları o şekilde. Ve Leyla için bu çok önemli. Çünkü o zaman ünlü bir psikolog var Havelock Ellis diyor ki dans Mısır'dan çıkmıştır. Ve bütün bildiğimiz aletler Arapça öyleymiş yani öyle yazıyor. Tar mesela sitar, gitar bu tip şeyler hep Mısır'da sembollerle gösterilmiş. Fakat Mısır'da çeşit çeşit danslar var. Yani aslında kadın bedenini kutsayan bir dans. Leyla Bedirhan da o zamanki Batı Avrupa'da da insanların yaptığı bu dansı yapıyor. Yılan dansını eğer YouTube'da Leyla Bedirhan diye girerseniz yaptığı yılan dansını görebiliyorsunuz. Çok kısa bir dans ama nasıl bir dans ettiğini en azından birini anlayabilirsiniz. Sonra Avusturya'dan sonra Fransa'ya yerleşiyorlar annesiyle beraber ve orada tanınmaya başlıyor, dans etmeye başlıyor. İlginç. Asıl dans kariyeri ondan sonra. Tabii. Oradan başlıyor. Orada turnelere çıkıyor. Almanya'ya gidiyor. Özelliği şu. Fransa'da meşhur olan, Almanya'da meşhur olan dansçılar var mı? Leyla Bedirhan hem Fransa'da, hem Almanya'da, hem Amerika'da, İngiltere'de, yani Kanada'da dans ediyor. Bir de şöyle düşünmek lazım. Tabii o zaman Birinci Dünya Savaşı sırasında gidiyorlar. 1917. O zamanı düşünün. Nansen pasaportu veriyor onlara ve her yere rahatça gidebilecekleri yani gitme imkanları yok. Önceden yazışmalar, çizişmeler, yazışmaları da okudum çünkü. Basit bir iş değil yani dünya çapında dans etmek. Bir Amerikalı, bir Fransız değil. Çok erkek hayranı da var fakat özel hayatına dair hiçbir dergide, hiçbir gazetede en ufak bir şey bulamadım. Sadece birisi çok hoştu ve çok erkek hayranı vardı diye. Onun için üç tane falan şiir yazılmış.
işte Şehrazat'ın kızı, Salome'nin annesi falan diye böyle enteresan. Zaten şeyi 1000 kişiyle sahne almış. O, yani evet, Salome. Evet. Yani Belkıs'ta, evet. Tabii bir cins Salome dansı. Oraya, evet, 1932'ye gelelim belki. Sonra bu arada tabii İkinci Dünya Savaşı öncesini de düşünmek lazım. 1933'te artık Almanya'da Nazizm patlak veriyor, ortaya çıkıyor. Ve bir sürü kanunlar var. Şimdi Leyla'nın annesi de her zaman Henriette Bedirhan olarak tanınıyor. Tabii Leyla da Leyla Bedirhan ve hatta Bederkan diye yazıyorlar ve Beder büyük harf K öyle imzalıyor Leyla Bedirhan. Ondan sonra o bakımdan bir şey, bir Yahudilik belki sorun olmayacak ama yabancıların Fransa'yı terk etme durumları var. Leyla Bedirhan o sırada bir Fransız iş adamıyla birlikte ve hep ona evlenme teklif ediyor ama Leyla Bedirhan evlenmeyi düşünmüyor. Ama sonunda Fransa'dan gitmemek için evlenmeyi kabul ediyor ve onun üzerine de yengemin 6. yaş gününe gidemiyor. Yengem ilk bunu hatırlayarak anlattı bana. Bekliyor yengem. İşte Leyla Bedirhan gelecek. Vaftiz annesi çünkü. Onu daha önce söylemeyi unuttum. Yengemin annesi çok seviyor Leyla Bedirhan'ı. Çok hayran. Ve diyor ki eğer benim bir kızım olursa adını Leyla koyacağım. İşte o şekilde Leyla konuyor. Ve vaftiz ve isim annesi oluyor. Leyla Bedirhan yengemin. O da Josiane Leyla. İşte 6. yaş gününde gidemiyor. Çünkü o sırada evlilik hazırlıklarında ve evleniyor Henri Tuaş'la ve ölene kadar. Savaşa mı denk gelmiştir? Tabii 1939. Polonya. Polonya'nın, Almanların Polonya'yı istila ettiği gün 1 Eylül'de yengemin yaş günü ve Leyla Bedirhan o sırada gidemiyor. Şeysi bu. Ondan sonra 1932'de ondan önce Leyla Bedirhan kendi bir çeşit çeşit danslar yapıyor. Böyle kitabın ilk sayfalarında şeysi var, dansları. İlginç olan şöyle, mesela Kürt savaşçısı, Kürt büyüsü, yani danslarına Kürt adı veren ilk kadın herhalde. İlklerin de kadını diyelim. İlk modern Kürt dansçısı, aynı zamanda ilk modern Kürt Yahudi dansçı. Aynı zamanda da ilk defa Mısır'da Sfenks'in ve piramitlerin önünde dans eden modern kadın. Tabii eskiler dans etmiş olabilir ama o modern kadın. Leyla Bedirhan bir de Doğu efsanelerinden derlediği danslar yapıyor ve kendisi bir Belkıs dansı yapıyor. Bunun üzerine o şekilde tanınıyor. 1932'de Milano'nun La Scala Tiyatrosu'nda Belkıs balesi, ama bu bale. Balede dans eder misin diye teklif alıyor. O da kabul ediyor. İlginç olan şu, bu bir bale fakat Leyla Bedirhan oryantal bir dans yapıyor. Balede. İşte kimisi, yani çoğu insan çok beğeniyor. Çok ün kazanıyor. Bütün Avrupa'da, Amerika'da. Ve size şöyle söyleyeyim, kaynakçada da var. 1000'e yakın makale, yani dergide, hepsi makale değil, mübalağa olur. Fakat 1000'e yakın dergi ve gazetede Leyla Bedirhan hakkında yazı var. Veyahut resim var, veyahut her ikisi var. Bu benim bulduklarım. Tabii bulamadığım çok daha fazla şey var. Ve burada işte çok ilginç. Üzülüyorlar çünkü Bedirhanlar yani dans etmesini istemiyor. Halbuki annesi çok istiyor Bedirhanlar onay versin diye. Ama bu Belkıs Balesi'nde Milano Belediye Başkanı'nın yanında Süreyya Bey oturuyor, Süreyya Bedirhan. Ve hatta şöyle anlattı yengem, Leyla Bedirhan dans etmiş, dans bitmiş, alkışlar, kulise gidiyor ve o sırada bir silüet görüyor, bir karaltı ve ayak sesleri, korkuyor. Acaba birisi hani bana bir şey mi yapacak, dans etme falan diye. Sonra Süreyya Bey gelen, arkasında bir şey tutuyor, acaba silah mı var diyor. Ama
bir buket kırmızı gülle gelmiş ve bana babamın gözleriyle baktı diyor. Babasının gözlerini tabii resimlerden nasıl hatırlayacak yoksa. Bu şekilde dans kariyerinde anlatmış olduk. Yani bu Leyla Bedirhan aynı zamanda La Scala'da sahne almış ilk Müslüman, Kürt. Sonrasında evet, herhalde gene bir Leyla daha. Leyla Gencer var tabii. Opera sanatçısı Leyla Gencer ve sonra da başkaları da olmuş olabilir. Bunu başta ben oturuyorum. La Scala'da çıkmış. Kim çıkmış? Ervin Çakar. Ha öyle mi? O zaman çok güzel. Ama Leyla ilk. Yeni zaten. Evet. Evet, ilk Kürtçe bir de adlı danslar. Ben bazı notlar almıştım. Ha şimdi şöyle bir şey var yalnız. Bu şeyin esas konusuna gelmek istiyorum. O da şimdi Kürt algısındaki yeri Leyla Bedirhan. Herkes Leyla Bedirhan hakkında bir şey biliyor, duymuş. Yani özellikle Kürtler Leyla Bedirhan diyor ama mesela Musa Anter'de işte opera okudu diyor. Kimisi balerin diyor, kimisi şöyle diyor. İlginç olan şöyle. Tabii ben Kürtçe bilmiyorum. Bilseydim daha detaylı araştırabilirdim. Fakat Allah'tan ki Süreyya Bedirhan, işte Celadet Bedirhan, Kamuran Bedirhan, bu Havar, Ronahi, Rojanus, işte Kürtçeyi de katlediyorum kusura bakmayın. Onları okuduğumda Fransızca bölümleri var. Hiç Leyla Bedirhan'la ilgili... Kürtçelerde de yok, hiç yok. Kürtçesinde de... Onu tabii bilemiyordum ama onu şeye sorduk. Mahmut Levent diye o rastlamadığını söyledi. Ben de Fransızcaları bütün okudum. Hiç Leyla Bedirhan'ın adı yok. Şimdi Bedirhanlar Kürtlerin kültürel gelişiminde önemli bir yerleri var. Ve yani toplumsal ve kültürel gelişmesini çok... isteyen insanlar, nasıl Leyla Bedirhan ki Kürt adını duyurmuş bir kadın yazılmamış. Şimdi tabii bunu düşününce şöyle 1930'ları bir düşünmek lazım. O da o sırada artık Osmanlı yıkılmış, Osmanlı seçkinleri özellikle Kürtler Şam'a, Beyrut'a sürgüne gitmişler. Ve bu sırada Celadet Bedirhan kendisi de uygulamış bunu amcasının kızıyla. Evlenmiş. Ama annesi Çerkez ama Çerkez annesinden bahsetmezmiş. Ve hep şey derlermiş yani Kürt erkekleri Kürt kadınlarla evlenmeli. Yabancı kadınlarla değil. Ama ondan önce galiba Mehmet Uzun'un yazdığında aslında onun da bir Çerkez kızla bir evet. Şeysi olmuş o değil mi? O ayrıca gerçek oldu. Evet. Bu değil. Bize bir sorun var. Evet. Evet. Öyle bir şey ama sonra hani Vera Dotman evet. Şeyinde yazdığı gibi. Bir de herhalde bir belgesel gerçeklik var Kürt kadınlarının toplumdaki yeri. Bir de Celadet Beylerin anlatmak istediği işte halk türkülerinde, efsanelerde çok önemli yeri olan güçlü mesela Adile Hanım, Meryem Hanım bu aşiretlerinin başına geçmiş Kürt bağımsızlığı için savaşmış kadınlar. Yani bir belgesel gerçeklik, bir de dediğim gibi edebi gerçeklik var. O yüzden de yani Kürt kadını dendiğinde Celadet Beylerin istediği dans eden bir kadın değil de yani Kürtlük için bir şeyler yapmış bir kadın. Hatta seneler sonra Fransa'da Kamuran Bedirhan'la buluştuklarında Leyla Bedirhan, Kamuran Bey'le çok yakın dostlar, hatta o evlendirmiş. Bir Polonyalı hanımla. Önce galiba aşık oluyor Kamran Bey. Kamran Bey evet evlilik teklif ettiği. Evet yani. Öyle söyleniyor. Ha. Dotmir diye hatta bir şiirin ona ait olduğu yani bey kızı diye yani Leyla Bedirhan'a reddedilmiş ama Süreyya Bey onu da söyleyeyim. Süreyya Bey Vahide diye bir piyes yazmış Leyla Bedirhan için. Birkaç sayfalık Fransızca. Şimdi kişisel olarak Leyla Bedirhan'a çok hayranlar. Fakat o sırada yazmak istememişler. Dediğim gibi yani biraz ulusalcılık mı işte hani iyi Kürt kadını eşinin yanında işte Kürdistan için
savaşan veya çalışan veya toplumda yeri biraz da erkekten arkaya düşen olabilir. Aslında tabii şey, havara ve celadet bir ilişkin en çelişkili şu ana kadar duyduğum mesele bu. Çünkü havar olmasa bile Rojan'ı tamamen evet. şeydir yani Batı basınından evet. çeviriler evet. Yer alıyor ve zaten kitapta göreceksiniz o kadar çok Leyla'ya ilişkin haber ve Leyla üzerinden Kürtlere ilişkin o kadar çok şey yazılmış ki evet. Evet. yani bir şekilde onların ilgisini çekmemiş olması mümkün değil ama diye. Mesela yani... Rövşen Hanım'ın Mehmet Uzun da söyleşisi ve benim Sinan Khan'la sohbetlerimizden anladığım kendisi çevresini kadınları özellikle çok teşvik etmiş yazmaları evet, için. Evet, Rövşen Hanım yazmış da. Rövşen Hanım biraz da alaylı, ya o işte zorla yazdırıyordu biz, o yazıyordu biz bir şekilde düzeltiyor, bir şey söylüyorduk falan. Benzeri şeyler de söylüyor ama bu konuda yani Havar'da, Rojanu'da, Ronahi'de hiç haber evet. olmaması evet. belki ileride araştırma konusu bile evet, olabilir. Bence. Aslında çok ilginç. Bu İngilizce kitaptan sonra Leyla Bedirhan şey de oldu. Yani bilimsel makalelere, kitaplara da konu oldu. Bir Barbara Hennings var. Fakat benim üstünde durmak istediğim burada çünkü Kürt algısındaki yerinde Ahmet Serdar Aktürk. Tanıyor musunuz? Hayır. Amerika'da çalışan ama Kürt olduğunu tahmin ettiğim bir yazar. O bir araştırmacı akademisyen. Kürt evet. değil sanırım. Değil mi? Ama Kürtçe'de gayet güzel öğrenmiş yani. Ha galiba. Dediğin evet. kişisin. O da çünkü bakmış. Evet, Bedirhan'la ilgili çalışıyor. Çalışmış ve de Leyla Bedirhan yani benim kitaptan da alıntı yapmış. Yani bir alıntıya girdik bir şekilde. İki alıntıya. Bir değil çok fazla. Yani. Daha fazla evet oldu. İşte o bakımdan. Ha, bu arada söyleyeyim işte Fransa'da 500 dergide ismi var Leyla'nın. Amerika'da 200. Ha, Türkiye'de sadece 26. O da ne yazık ki biz kitapları yazmaya başladıktan sonra çıkan yazılar. Ondan önce dediğim gibi işte bir şey var. Aslında hakkını yemeyeyim ama adını unuttum. Kürtçe yazılmış ama Arap harfleriyle. Bir çalışma gördüm ben. Manis Aniş dergi. Çok eski, çok eski değil. Çok eski hangi değil, çok eski kitaptan değil. Kitaptan sonradır yani. Yok ben kitabı yazarken ama hangisini yazarken elime geçti onu hatırlayamıyorum işte maalesef. Ondan sonra. Evet işte dediğim gibi yani kadının, Kürt kadının toplumsal yeri, Kürt kadını hakkında makaleler yazıldığı halde Süreyya Bedirhan, Celadet Bedirhan ama Leyla'nın hiç adı yok. Ama tabii kadını şöyle çok önemsiyorlar. Aslında bu tabii ilk şeyde de var. Yani Cumhuriyet'in aslında Türkçülükle de çok benzeşiyor. Kadın çok önemlidir. Çünkü dili geçirir, çocuğu yetiştirir. Bu yani ilk Kemalizm şeyinde de kadına verilen önem bu. Üstelik Kürtler için dil daha da önemli. Çünkü Kürtçe okul olmadığı için anne geçirecek çocuğuna dili. O bakımdan Celadet Bey'in neden Kürt erkekleri Kürt kadınlarla evlensin dediği anlaşılabilir. Yani aklım aslında. Çünkü yoksa dil kaybolacak o açıdan. Evet, galiba benim söylemek istediklerim bu kadar. Peki Kürtçe biliyor muydu? Leyla Bedirhan Kürtçe biliyor muydu? Tabii. Konuşabiliyor muydu? Yani, sanmıyorum. Türkçe bildiğini de pek sanmıyorum. Leyla Bedirhan, şimdi annesi dediğim gibi Rutenyalı aslında ama sonra Romanya'ya yerleşmiş. Yani bugün işte Ukrayna dediğimiz bölgeden. O dili bildikleri kesin. Çünkü Avusturyalı bir kadının yazdığında Rus Prenses Leyla Bedirhan. Bir de ha, böyle bir şey var. Leyla'yı herkes bir şey zannediyor. Rus, Ermeni, Kafkas, Türk, işte başka yani her şey. Hayır diyor. Her zaman bunu söylüyor. Hayır, ben Türk değilim, işte İranlı değilim, Ermeni değilim, ben Kürdüm diyor. Şimdi bunu her zaman söylüyor ve bütün afişlerde
Kürt dansçı ve prenses Leyla Bedirhan. Yani Kamuran Bey sonra kızarmış ona, Kürtler için daha fazla bir şey yap diye. O münakaşa edermiş o da. Daha ne yapacak yani, her yerde adını geçiriyor. Fakat şöyle ilginç bir anekdot daha aklıma geldi. Şimdi Türk folklor ekipleri Dijon'da biliyorsunuz her sene şey kazanırlar, altın madalya. Hatta o kadar olmuş ki artık Dijon'a gelmeyin siz demişler. Fakat tabii bu Türk halk oyunları aslında bazen Bitlis yöresi olur, Muş olur. Öyle bir zamanda şey demiş Leyla Bedirhan, bu Kürt dansıdır ve Kürt dansı diye anons edin, Türk halk şeysi değil diye. O zaman onu tenkit ettiği söyleniyor, evet. Kendisinin yazdığı bir şey var mı dünce falan veya? Hayır, maalesef. Keşke olsaydı. Birkaç mektup sadece. Birkaç mektup. O da yani nikah, yani annesinin nikahında şahit olan Fransız dostları var. Barey, Bertrand Barey. Onunla çok yakınlar. Sonra Paris'te de buluşuyorlar. Birlikte. Ona yazdığı birkaç mektup var. Oradan mesela Leyla Bedirhan'ın vejetaryen olduğunu, bol salatalar ve soğanlı salatalarla beslendiğini öğreniyoruz. Çok spor yapıyor. Ha bir de Leyla Bedirhan köpekleri çok seviyor. İlginiz varsa ben de öyle. Hayvanları, hayvanları evet. Aslanlarla resmi var. Mesela Milano'da aslan yavrularıyla. Evet, kitapta da var o. Silik de olsa görünüyor. Ama köpekleri çok seviyor ve yengemle de bir köpek yüzünden münakaşa edip ölümüne kadar görüşmemişler. Öyle de bir şey var. Son birkaç yıl. Son birkaç yıl. Yani 81 ile 83 arası her gün görüştüğü insan. İkisi de köpek delisi. Ve bu şekilde. Evet. Böyle Leyla Bedirhan'ın hiç çocuğu olmamış. Ben bunu hatta var diye bazı gazeteler, dergiler yazıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Hem dans ettiği için vücudunun bozulmasını istememiş büyük ihtimalle. Hem de teyzesinin oğlu küçük yaşta ölmüş kanserden. Onun hatırası şey, yani çok acı. Ondan dolayı zannediyorum ve kendisi de abisini kaybettiği için küçük yaşta. Bunlardan dolayı ona biraz uzak kalmış çocuklar. Aslında bizim bu konferansa ismini veren şeyi oluşturan, Kürt, Leyla'nın Kürt algısını oluşturan kitap bu. Her ne kadar aşağı yukarı 18 yıl geçmesine rağmen hala balerin deniyorsa da o konuda ama... İşte Mezopotamya'dan sanırım bundan bir esinlenerek bir dans gösterisi yaptı. Ama en önemlisi biz geçen sene Bedirhani aile tarihini yayınladık. Barbara Henning'in. Orada iki yerde çok önemli analiz yapmış. Leyla Safiye'nin okurları kimlerdir diye ilginç. Onu da merak edenler bakabilir aslında. Daha önce de konuşmuştuk ama ben bu biyografiyi okuduğumda sonuna doğru gelirken sanki tabii sonunda 40-50 sayfa civarında bir biyografi var, onu da söyleyelim ama sanki kitap bir anda bitiyor veya bitmemiş gibi, sanki siz bir takım şeyleri, çünkü çok acıklı bir şey de var, gerçek onlar, bir takım şeyleri yazmak, söylemek istememişsiniz, bir takım şeyleri okurdan sakınmışsınız gibi bir his de. Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi biz 3 Leyla'dan, 3 kuşaktan bahsettik ama bu kuşaklar devam ediyor. Geçen Rathane'deki söyleşide de ben öğrendim o zaman. 2 kuşak daha var Leyla. Leyla Hanım'ın kızınızdı. Bir evet, de torun. Kızım ve torunu yani, evet. Onlar da herhalde yani piramide bir şeyler ekleyecekler falan. İsterseniz evet. Paris'teki son günlerine, bir de bundan sonra yönümüz nereye doğru, kaç sene sonra nasıl bir çalışma? Artık hani, defa. Yok, bunun şeyi yok, bu devam edecek gibi görünüyor. Çok yani bu pilav daha çok su kaldırıyor. Su kaldırıyor. Umarım öyle değil. Ay şey söylemeliydim aslında. Şimdi evet, bu kitap, yani ilk kitap yazıldıktan sonra
Mezopotamya dans grubundan Yeşim Coşkun kitabı okumuş ve muhakkak bundan Leyla Bedirhan dansını yapalım demiş. Gerçekten de yaptılar Serhat Kural'la Yeşim Coşkun ve ses getirdi. Ama daha da ilginç olan, ha bu arada Yeşim Coşkun da yüksek lisans tezini Leyla Bedirhan üzerine yaptı. Beraber çalıştık onunla da. Fakat ilginç olan şöyle bir şey, Leyla Bedirhan'dan 98 sene sonra Leyla dansı, Yeşim Coşkun, Serhat Kural ve Mezopotamya dans olarak New York'ta dans etti. Bu bence hoş oldu, çok hoş oldu. Yani kitap bir işe yaradı, Leyla Bedirhan adı yeniden duyuldu hiç olmazsa. Kürtlere örnek bir kadın oldu. Şimdi Leyla Bedirhan'ın sonu biraz acıklı, evet. Önce eşini kaybediyor. Ondan sonra annesi 56'da ölüyor. Tabii bu arada annesi tamamen bir Yahudi kadın olarak Cannes'da yaşıyor, Fransa'da. Ve soyadından dolayı bir de Prenses Henriette Bedirhan, o da tabii şeyin eşi olduğu için. Naziler geldiğinde ve çok insan gaz odalarına gittiğinde Henriette Bedirhan kurtuluyor. Yani eşi ona soyadını vererek bir şekilde diyelim yardımcı olmuş oluyor. Leyla Bedirhan eşini kaybettikten sonra çok yalnız kalıyor. Dansı bıraktıktan sonra eski şatoları dekore edip satmış bir iki tane. Kendisi Bois de Boulogne yakınlarında oturuyor, yani Paris'in çok güzel bir yerinde. Sonra Kamuran Bedirhan, önce Kamuran Bedirhan ve eşini de kaybedince, önce eşini sonra Kamuran Bedirhan'ı, yani Kamuran Bedirhan'ın eşini ve sonra Kamuran Bedirhan'ı kaybediyor, çok yalnız kalıyor. Ve o sırada bir Fransız, genç bir Fransız çift Leyla Bedirhan'la ilgileniyor ama yaşlılığında artık o kadarını, detayını bilmiyorum. Leyla Bedirhan'ın kız kardeşinin torunu beni buldu internet üstünden ve bir takım evrakları o verdi bana. Onun babasının ve annesinin evinde vefat etmiş Leyla Bedirhan. Çünkü bütün eşyalarını, yani bir evi varmış zaten, evine, malına, mülküne el koymuşlar. Yani bu Fransız çift ve maalesef şey olarak vefat etmiş. Yoksul demeyeyim ama yani. İşte zor bir durum. Çok teşekkürler. Bir saati geçtik. Eyvah. Soru. Yalnız acaba biraz şey açalım mı cam? Çok ısındı mı burası? Bilmiyorum. Çok hafif açsak belki. Berfin, senden başlayabilirim madem sen. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Sadece hani bunlar şey söylediniz ya, hani annesi Leyla'yı alıp hani götürmüş. Ama hani benim anladığım kadarıyla aslında bir yönüyle hani o Kürt kültüründen de uzak kalmış gibi. Her ne kadar Bedirkanların hani soyadını taşısa bile. Peki mesela hani danslarında mesela o hani bazı danslar hani mesela kültürel olarak Kürtlere ait. Onun hani bilgi birikimine nasıl sahip olmuş? Çünkü uzak ve o dönem öyle bir şey de yok. Hani şimdiki gibi araştırmayı gerektirecek çok veriler de yok. Bunun bilgisine nereden sahip? Şimdi şöyle, aslında Bedirhanlardan biraz uzak kalmış olsa bile Kürtlerden çok uzak kalmamış büyük ihtimalle. Çünkü Abdülhamid'den uzaklaşmak isteyen herkes Kahire'ye gitmiş. Ve orada şey de mesela Havar da bir süre Kahire'de çıkmış. Yani orada görüştüklerini tahmin ediyorum. Yoksa aile onu tanıyıp Avrupa'ya gittiğinde... Kürdistan nasıl Havar? Pardon, Kürdistan. Yoksa aile onu tanıyıp Avrupa'ya gittiğinde dans ettiğini falan bilemezdi. Yani öyle bir ilişki var. Çok kişi gitmiş Kahire'ye. Hatta sadece şey değil, Kürtler değil, Ermeniler ve Abdülhamid'den kaçan Osmanlılar genelde. Ama doğru bir soru ama tabii yani şöyle diyenler de var. Kürdistan mı?
ha ha demiş mesela bir eleştirme. Leyla Bedirhan'ın Kürdistan'ı Paris'te Sen Nehri kıyısında. Yani onun Kürdistan'ı iyi bilmediği kanaatinde, ama aslına bakarsanız yani Abdülrezzak Bedirhan da Kürdistan'da doğup büyümüş birisi değil, ama tabii o kültürle büyümüş babası. Ama Leyla Bedirhan için onu çok söylemek mümkün değil. Dediğim gibi, ama işte o Kahire'ye giden Bedirhaniler ve diğer Kürtlerle bir ilişki olmuş ki onu tanımışlar. Evet başkan, buyurun. Teşekkür ederim bu güzel sunum için ve iki değerli kitap için. Ben burada Henriette'i çok önemsedim. Yani Henriette annesini. Henriette. Çünkü ben de. Yahudi mi kadın? Yahudi. Biliyorsunuz Roman Yahudilerde soyda anne üzerinden geliyor. Aynen. Ve çok sıkıntılı bir boşanma yaşıyor. Oğlundan mahrum bırakılıyor. Ve ölüyor küçük yaşta. Evet yani. Tabii. Şeyi bir tarafa bıraktığınızda Bedirhanilerden ve Kürtlükten uzak bir kız yetiştirmesi, hani yetiştirse de belki suçlanamaz. Tabii, tabii. Aynı, bu hikaye aynı şeyden de düşün. Tabii. Yani, ama tabii. Bence anne çok harika bir anne ki evet, kızının kendi kökleriyle, babadan gelen kökleriyle bağlantısını koparmamış, muhtemelen teşvik de etmiştir. Yani hem toprak olarak yaşamıyorlar, uzak yaşıyorlar. Doğru. Hem de diğer geniş aileden uzak kalıyorlar. Bu bence çok dikkat edilen bir şey. Bu çok iyi bir nokta. Aslında ben şöyle düşünmüştüm. Yani o Fransa'yı, Almanya'yı düşünürseniz 2. Dünya Savaşı öncesi 1930'lar. Tabii böyle bir soyadı onları, çünkü Hornig tamamen bir Yahudi soyadı, anında ele verir. Annesi aynı zamanda yani ufak tefek ve çok ufak tefek olduğunu tam bilmiyorum ama baba kadar tabii uzun boylu değil. Çok hoş bir kadınmış. Yani o hani bir karikatürize edilen Yahudi tipi vardır. Öyle hiç değil. Yani anlaşılmaz ama soyad tabii daha da önemli. Ama gittikleri yani doğum tarihini düşündüğünüzde 30'lu yıllarda yani o Nazizm tehlikesi henüz olmadan bir şeyler vermiş ki kızına kalmış yoksa. Hayır hayır, ben o manada demedim. Yani Bedirhan soyadı da önemli. Onun için de kullanmış olabilir. Fakat sonra bu La Scala olayı, yani 1932'de mesela Süreyya Bey'in gelmesi onları çok mutlu etmiş. Şimdi şey olmasa hiç umursamazdı. Kaçtık, geldik, bitti gitti derdi. Öyle değil. İşte bu Bertrand Barre'ye diyor ki işte Süreyya Bedirhan geldi ve hani onun onayı çok önemli. O önemli parçası olarak görmüşler kendilerini. Yani annet, evet, annet, annet, evet, evet, evet. Evet, zaten o Kürt kıyafetiyle mesela evet, resmi var, çok hoş. Arka kapaktaki de annet. Bir de tabii şöyle bir şey var, yani dansın saygın oluşu, bu Isadora Duncan'lar, Rusen denilen solo kadın dansının, çünkü kadın bedeni en nihayetinde ortaya konan, onun saygınlığı çok önemli ve Leyla dans ettiği yerlerde, La Scala'da olsun, Şanzelize tiyatrosunda olsun, daha bir sürü yerde. Bu dans saygın bir dans. Yani öyle vaudevillerdeki gibi hani şey dans değil. Mesela Celadettin günlüklerine baktığımız zaman o Fransa'daki yıllarında, Almanya'da o yoksulluk hallerinde bile şeye gittiklerini, tiyatroya gittiklerini, evet, evet, operaya tabii, gittiklerini görüyorsunuz. Tabii, tabii, yani ben mesela şeyi çok hayretle karşılıyorum. Her zaman. Şimdi kültürden, sanattan yoksun insanlar değiller bunlar. Hani takip de ediyorlar, tabii, saygı tabii, da duyuyorlar. Şimdi hani nispeten daha feodal değer yargılarıyla büyümüş bir kesim mi olsa diyeceksiniz ki tamam, kadın algısı onlarda böyle. Ama şimdi Kamuran ve Celadettin değil mi yani? Peradalar, Avrupa'dalar, hukuk okuyorlar ve sanatı, sanat camiasını takip ediyorlar. O çok enteresan geliyor, evet, yani şeye yansımamalı. Leyla Bedirhan için piyes yazıyorlar, aşık oluyorlar. Yani ama Leyla... karanlık bir nokta var. Evet. Yani Leyla yerine bir yani Türk kızı yapmış olsaydı mesela, bir Kürt dansı diye bir şey ufacık söyleselerdi, eminim yer alırdı şeyde. Yani, evet. Yani bir yabancı kadın olsaydı ya da hani Kürt'ten evet, biraz söz eden bir şey, ısrarla kullanmasına rağmen evet, görmezden gelinmesi evet, hüzün verici bir şey. Evet. Ben bir soru soracağım akabinde müsaadeniz olursa. Şimdi Duncan'dan tam söz ederken o
çıplak ayak deyince aklıma o geldi. Mesela Leyla böyle vaktiyle çok ünlü, evet, belki Duncan kadar ya da daha çok ünlü. Ama birden araya uzun yıllar giriyor, hatırlamıyor kimse. Evet. Leyla tarihin karanlık ablasına girdi ama mesela İzodar öyle değil. Tamam, Ruslar var, şair sevgilisi var, iler şey oluyor belki ama hani bir cana. Yani bu da iyi bir hani soru. Ben bunu tabii biraz oryantalizmle bağdaştırıyorum. Çünkü şöyle, şimdi Batı'yı düşün o zaman. Doğu hakkında hiçbir şey hiçbir şey bilinmiyor. Bir de Batı algısındaki Doğu sadece şey değil yani. Diyelim Yunanistan'dan başlıyor, Hindistan'a, Malezya'ya kadar uzanan bir doğu. Ve doğu hakkında onların sembolleri, danslar çok farklı. Çünkü bale de özellikle, hani bugüne kadar gelen ve modern dansta daha çok ayak önemli. Tabii ki kollar, eller de önemli. Fakat dans doğuya ve güneye gittikçe kolların, ellerin, hatta o Java'da biliyorsunuz, parmakların, bir de Hint dansını düşünün, parmakların sembolleri var. Her bir duruşun. Yani bizim hayatta yapamayacağım, en azından benim. Şimdi Batı için bu çok ilginç. Onun için çok hayranlar, çok popüler. Fakat İkinci Dünya Savaşı sonrası artık Doğu'yu bilmeye başlıyorlar. Çünkü savaşta insanlar karışıyor, birbirlerini görüyorlar. Doğu gizemini yitiriyor. Ve o gizem yitirilince de artık o dans o kadar ilginç gelmiyor. Ama bir yandan da tabii yani onlara daha bir azınlık belki, hani doğu dansçıları diye bakılıyor. Çünkü sadece Leyla Bedirhan değil. Ama bu arada onu unuttum söylemeyi. Şey var ayrıca. Birkaç seminer gördüm. Dansın unutulmuş isimleri. Leyla Bedirhan, Inyota Nyoka. Yani o da bir Hintli dansçı. İkisini ele almışlar. Bu bakımdan arşivler açıldıkça bir şeyler çıkıyor ortaya. Ama tabii yani bale her zaman Batı'nın yaptığı bir şey ve devam ediyor. Ama Doğu dansları o kadar şey değil de, çünkü Doğu danslarını hem çok ilginç, üşüyen varsa kapatalım mı? Doğu danslarını Batı hem çok beğeniyor, işte gizem falan, ama hem de çok adi, bayağı buluyor bazıları. Çünkü vodvillerde çok değişik, hakikaten bayağı şeyler de çıkıyor ortaya. İşte Melnisi şey diyor, yani Şehrazat Batı'ya gitti fakat dansı da gitti. O vodvillerde bir dans yapılıyor ama ruhu yapılmıyor. Çünkü o doğunun hani bir şey anlatan dansı. O ruh kaybolmuş, o şekilde. Anne, bir şey sorabilir miyim? Ay pardon, ben... siz misin? Ben söyleyeyim. Peki. Şey, annesi ikinci evlilik falan yapıyor mu? Hayır, yap. Peki nasıl geçiniyorlar? Herhalde bir şeyleri var. Almışlar mı? Onu tam bilemiyorum ama şu kadarını biliyorum. Onu da ilginç bir anekdot olarak anlatayım. Yıllar acaba sonra... Acaba Bağkara'dan mı kaynaklanıyor diye düşündüm ben de çünkü. Sanmıyorum ama. Onu sanmıyorum ama annesi de zaten çalışmış. Yani Mısır'da da 10 sene çalışmış bir kadın. Şimdi çok ilginç. Gene Abdülhamid'e borçluyuz bunu. Bedirhanlar üzerinde o kadar çok arşivde şey var ki, Henriet uzun zaman uğraşıyor eşyalarını alabilmek için evden. Yani çünkü işte bu kadar şey, olumsuzluk varken hani bağ nasıl tutmuş özellikle çocuğunu falan da almışlar ya, orada bir şeylik var, evet, yani. Yani onu ben de çok düşündüm, onu çok bilmek isterdim. Peki. Ama oğlundan çok bahsetmemiş ama yengem sadece oğlu ölmüş dedi ve yani ondan bahsetmedi. Nitekim sonra bu. Şey, bu işten para kazanıyor mu? Dans ettiği için para alıyor mu? Tabii. Tabii. Profesyonel bir dansçı. Tabii. Ama kocası çok zengin. Onu da söyleyeyim. Öyle gelgitli bir dönem var. Yani savaş. Tabii. Grubu. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bir dans grubu da var. Aynı zamanda dans öğretiyor Leyla Bedirhan. Sadece kendi dans etmiyor. Ve de çok eski müzik aletleri olan bir koleksiyonu da varmış. Şimdi Yayla Nöş Bucak. Evet, tam bunu söyleyeyim.
Yayla Möş Bucak'la konuştum. O Leyla Bedirhan'ı tanıyor. İşte ilk görüştüğümüzde diyor şöyle bir tepeden tırnağa süzdü beni diyor. Çünkü Yayla Möş Bucak Blue Jean'li falan. Evet. Ama sonra sevmiş çünkü o da şeymiş yani böyle yağcılardan falan nefret eden bir kadınmış. Seneler sonra bir İspanyol adasında bir antikacı dükkanına girmiş Yayla Möş Bucak eşiyle eşi Alman. İşte nerelisiniz falan deyince ben Kürt'üm deyince aa demiş ben Kürt prenses Leyla Bedirhan'ın grubunda dans ettim. Ve biliyor musunuz demiş mücevherlerini sattı grubu yedirip içirmek için. O Kürt aşiret sorumluluğu var yani o kadar babasından ayrı kalmasına ama o Kürt bilinci var ilginç. Evet iyi ki sordunuz bu sorunu unutmuştum. Evet, son bir soru sorarım. Siz... Pardon. Siz demin şeyi anlatırken, Kahire'deyken ya da Mısır'daki dönemlerde aslında yalnız olmadığını, Kürtlerle ya da diğer muhalif gruplarla beraber olduğunu, sonra böyle Bedirhanilerle olan ilişkilerine baktığınızda işte Süreyya Bedirhan ona çiçek gönderiyor ya da başka isimlerle dans edinmek istenmesine rağmen ısrarla Türk kimliği üzerinde duruyor. Burada acaba gizli bir Bedirhani desteği var mıdır? Bir mirlik desteği var mıdır? Hani biz seni görmüyoruz ama sana da engel değiliz gibi bir görmezden gelinmeyle karışık yani, bir destek var mıdır? Şimdi şöyle 1924'te Viyana'da büyük konser salonunda kırmızı kordonlar çekiliyor, polis geliyor çünkü ölüm tehditleri alıyor. Eğer dans edersen ölürsün diye. Şimdi işte bunu aileden ve diğer Kürtlerden de, pardon, onun için tam... Somut bir şey var mı bu yani, yoksa bir söylenti mi bu? Yani gazete böyle gazete yazıyor, yengem de söyledi bunu, anlattıkları bu. Ama sonra işte Süreyya Bedirhan gidince çiçeğiyle çok seviniyorlar ama böyle bir şey var ama tabii bir sanatçı. Yani sanatçılar bazı şeyleri abartabiliyor, gayet normal karşılamak lazım ama Bedirhan desteği, yani Kamuran Bey'le arkadaşlık ettiğin zaman, dost oldukları zaman artık zaten ikisi de belli yaşlarda yani. Hocam ben bir şey soracağım. Sonra doğru bir şey demiştiniz ya, bir aileyle iletişim kuruyor ve o aile ona çok kötü şeyler yaşatıyor. Sonradan peki şeyin peşine düşme imkanınız oldu mu ailenin, o ailenin veya işte Leyla Bedirhan'ın evinin eşyalarını kullanmak? Yok, onlar hepsi... Düşünceyi o nedenle sordum. Belki bir şeyler çıkabilir yani yalanlar veya... Ya, ama şey yani her şeyini kaybetmiş bir şekilde. Yanına çok az mesela bu evraklarını saklamış besbelli. Bu annesinin nikah akdini. Ve bir albümü vardı, onu bana yolladı. Onun üstünden de resimleri falan bulduk ve koyduk. Bir de kimlik kartı var ama kimlik kartında doğumu 1907 yazıyor. Hemen yaşını küçültmüş. Annesi de yapmış aynı şeyi. Son bir soru alalım. Sonra da bitirelim. Çok uzadı. Sohbetti. Kitaplar da var. Sonra kitap isteyen kitapla imzalatabilir. Ben değil mi? Evet. Çünkü çok bekledim de. Bedirhanilerle ilgili eleştirinizle ilgili konuşmak istiyorum. Kürtlerde her zaman bir varlık sorunu var. Biliyorsunuz iradeleri her zaman tahakküm altında. O zaman da varlıklarını hani dile getirmek için daha çok uğraşıyorlar. Bu açıdan da sanki bu Leyla'nın sanatsal faaliyetlerinin gölgede kalması sizce normal değil mi? Yani bilemiyorum bence. Olmayabilirdi. Tabii dediğiniz doğru ama... Yani öncelik tamamen varlığını ispat etmeye. Ama Leyla da bile öyle yani. Hani biraz Bedirhanileri eleştirdiniz. Ben öyle hayır, biraz... ben Bedirhanileri eleştirmedim. Sadece üç tane yani Celadet Kamran ve Süreyya Bey yani dergi çıkardıkları halde bir de dergilerde şey de var. O yani bilmiyorum Kürtçe yani, kısmında var mı ama kalp, böyle yaşanmıştır da. Çok yaşanmıştır tabii. Da büyük bir ihtimalle. Büyük, yani bence sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak oryantalizmin bunda çok etkisi var. Hani biz Kürt kadınları olarak şu an sanatın içerisinde olsak bile ailelerimizle aynı problemi yaşıyoruz. Tabii. Yani görünür olduğunuz zaman ancak bu evet. Dile getiriliyor. Yani büyük bir ihtimalle Leyla Bedirhan öyle bir sahnede, öyle bir salonda ve evet. Balenin de etkisiyle o çiçekleri almıştır. Yoksa sadece oryantal yaparak
kadar bence aynı etkiyi almayacak yani. Tabii oryantal ama bizim bugün anladığımız tırnak anlamda tırnak içerisinde evet. Oraya ait o kültürler ya da evet. Sizin hani o tanrıçalara ait evet. Hani bazı özellikler evet. Dediniz ya. Hani evet. O mimarlık büyük bir ihtimalle bunun çok etkisi olmuş ve hala bu devam eden bir şey. Leyla Hanım, vakıfta bir rapor çıktı. Abdullah biliyorsun. Türk sanatçılarının yaşadığı müzisyen ve tiyatrocular özelinde bir rapor çıktı. Ve orada Kürtçe sanat yapan, müzik ve tiyatro yapan 30'a yakın sanatçı ile görüşme yapıldı. Ki bunların çoğu politik Kürt ailelerinden gelen insanlar. Ve ailelerinden... Kadın mı hepsi? Kadın. Yok, kadın erkek karışıktı. Ama kadınlar da epey vardı. Politik olmalarına rağmen, bazı hepsi değil, çok destek veren aileler de var. Ama politik aileler de sanata gelindiği zaman orada bir duruluyor. Evet, kimileri korkuyor bundan, onun güvenlik endişeleri de var ama biraz da o sanatın hala hak ettiği şekilde algılanmaması. Ben o yüzden Celadet ve şey için hani onu biraz hayretle karşıladım. Çünkü bunlar bunun önüne evet, giden insanlar. Doğru. Ama ilginç bir şeyden söyleyeyim. İlk kitabı yazarken, yani benim yakın çevremden de yazma. Tehlikeli olur dediler. Ya bu bir çelişki değil. Yani çok kıymetli işler. Tabii ki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Dediğim gibi yani kitap imzaladı. Biz de haftaya gene bekliyoruz. Şahmaran ekibimiz var. Ya peş. Ben Cinem Kurt. Doje video seyircilidir. Ejmer Şarap'ın bahsettiği yapıp gene bir